Birazdan şey falan soracağım yani hürriyetten ne oldu soracağım ama Ya bu Türkiye'de mesela insanlar kayboluyor kaybediyoruz, ölüyorlar e, Fakat geriye dönüp onları kaybettikten birkaç sene sonra baktığımızda o yerler hala bomboş Ya bu bir toplum için, siz sosyologsunuz aynı zamanda Bu bir toplum için büyük bir çöküş değil midir ya? Mesela bir Neşet Ertaş daha gelmedi Yok yani Şimdi Çünkü biz de Pink Floyd'un The Wall şarkısıyla büyüdük Another brick in the wall. Biz duvarda herhangi bir tuğla olmayı reddettik. Ve hep benim hayatımda gördüğüm bir şey vardı. Tuğlalaştığın zaman bir duvarda o yani birbirine kenetme çok solcular da çok sever, dinciler de çok sever, faşistler de çok sever. Bütün kitle hareketleri çok sever. Dayanışma, omuz omuza, kitleleşme, birleşme bu kavram. Ben de hiç sevmem bu kavramları. Hiçbir tanesini sevmem. Bildiğim bir şey var tuğla olarak kaybolursun ama tuğlanın bir tanesi çekildiği zaman bıraktığı boşluk tuğlanın o duvardaki görüntüsünden çok daha önemlidir. İşte o zaman anlarsın tuğlanın ne olduğunu ve tek bir şey olduğunu ve önemli olduğunu. O yüzden yani boş kalmıyor. Onlar boş kalmıyor. Çünkü onlar biricik zaten. Onların yerine yeni bir tane ona benzeyen bir tuğla koyamazsın. O boş kalacak onlar hep yani. Bir bir Ecaihan gelmeyecek bir daha yani. ikinci bir Ecaihan yok zaten. O sayıda Ecaihan olmazdı artık. O bakımdan her birimiz eğer o biriciklik noktasına gelebiliyorsak, hayatta bir başarı hikayesi yazmışız demektir. Ben hayatımda hep bir yanımla, bir biricik olmayı denedim, çalıştım. Başardım, başarmanı bilmiyorum ama çalıştım. Yani hani Guguk Kuşu filminde var ya, o adam kaldıramıyor şeydi. Herkes gülüyor kaldıramayınca şişi. Ulan ne gülüyorsunuz diyor. Hiç olmazsa denedim diyor. Yani ben de hiç olmazsa bir cikliği denedim hayatımda. Siz hangi mahalleye aitsiniz sizce? Yani daha doğrusu hangi mahalleye daha yakınsınız? Hiç bir mahalleye yakın değilim ben. Benim mahallem yok. Benim üç tane mahallem var. Üç tane. Biri İzmir'deki Kahramanlar Mahallesi. Doğduğum mahalle. Orada doğdum. Nasıl bir mahalle? Zengin çocuklarım var. Nasıl? Efendim? Nasıl bir mahalle bu? Orası İzmir'de Daha yani yoksul, en yoksulu değil. Orta sınıfta olamamış bir kenar semtiydi o zamanlar. Şimdi şehrin ortasında ama öyle bir semtti. Birincisi, birinci mahallem benim orasıydı. İkinci mahallem ikinci mahallem Ankara'da Güniş Sokak. Öğrencilik yıllarımda yaşadığım mahalle. Bir ucunda Süleyman Demirel vardı. Yani ülkenin başbakanıyla biz aynı sokakta otururduk başbakana karşıydık. İki ev ötemizde ülkenin İçişleri Bakanı otururdu. Ülkenin İçişleri Bakanı komünistlerin nefes alışverişlerini takip ediyoruz diye o günlerde bir mülakat vermişti. Biz de onun evinde kızları vardı. Çok güzeldi kızları. Biz de onun kızlarıyla böyle arkadaşlık ederdik. Biz de onun evinde kızlarını, yani röntgencilik değil, balkonda kızlarını görürdük. Yani ikinci mahallem oydu ama o mahalleden benim aklımda kalan tabii en önemli şey Karımla orada tanıştım. O, o mahallede sanırım. tanıştım. Ama önemli bir şey daha var. Süleyman Demirel'in mahallesiydi. Hmm. Önünden geçerken genç bir solcu olarak eve dönüp hep içimden böyle küfür eder gibi konuşurdum. Bir hmm. gün dahi koruma polisleri çıkıp bana bir şey demediler. Duyarak mı? Bir kere bir şey düşün yani. Koruma polisi şurada diye biz onun yanından geçiyorduk. Hmm. Ev dediğin yani, ev dediğim bir tane bahçe. Bahçenin önünde bir tane kulübe vardı. Polis kulübesi vardı, öyle duvarlar muvarlar falan yoktu ya tamam Ve ülkenin en uzun süreli başbakanlarından sonra cumhurbaşkanlığı yapmış insanı cumhurbaşkanı iken de o evde oturuyordu. Ve gene geçiyordu gençler gene kızıyorlardı onu orada. Bir günden bir güne bir polis gelip gidin buradan kardeşim demedi. Yani o mahalle benim için çok önemli bir mahalle oldu. Benim onun dışında mahallem yok. Yani fikri bir mahallem yok benim. Medya mahallesi sizin mahalleniz olabilir Hiç, mi? Hiç, asla. Kendimi Bağbali'nin bir parçası olarak hayatım boyunca görmedim.